arkadaşlar. Youtube Fizik'te Barış kanalındayız. Sadık uygun yayınlarının e, Spotlu Fizik Soru Bankası'nın çözümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Test 15'teyiz arkadaşlar. Testimize hemen başlayalım. Evet. Birinci sorumuz. Eşit bölme düzgün türdeş çubuk. Dengedeyken ip p P'ye ekip. Ne güzel arkadaşlar. Türdeş diyorsa o zaman bu çubuğun ağırlığı burada mı? Şimdi ağırlığını bilmiyor diyebiliriz. G. Ama biz ne biliyoruz? Aşağı çekenler de yukarılar eşit olacaksa 2P. P olduğuna göre aslında bu çubuğun ağırlığı ne kadar? 3P'de. Bunu öğrendik. Şimdi diyor ki buna göre ip gerilmenin eşit olabilmesi için 3P ağındaki bir başka cisim nereye asılmalı? Bakın hemen şöyle şeklimizi yeniliyorum. Oradan çünkü işimiz bitti onda. Çubuğun ağırlığı 3P var mı? Bu arada bir ipimiz burada bir ipimiz de burada değil mi? Şimdi bir şey daha asmamız gerekiyor. Bir 3P daha nereye bilmiyorum. Şuraya bir yerlere bir 3P daha asacağım değil mi? Nerede olduğunu bilmiyorum. Attım burayı. Şimdi total ağırlık 6P olduğuna göre o zaman 3P'sini bu 3P'sini de bu taşımak zorunda mıdır? Şimdi sistemi hazırladım işte. Şimdi bir tek sorun var. Bu 3 pnin yerini bilmiyorum. O zaman ne yapalım? İstediğiniz yerden moment alın. Soru çıkacak. Şurası uygun mu? Bakın aldık moment. Ne var? Bunun buraya olan uzaklığını bilmiyorum. Ne yapacağız? Aşağı çekenlerin momentiyle yukarılar eşit olması lazım. O zaman başladım. 3P var uzaklığı. X. Diğer 3P'miz var. Uzaklığı 2. Diğer 3P'nin uzaklığı ise 3. Ne oldu? Bu bütün 3 P'leri bir atarsak x artı 2 eşittir 3 ise x'in cevabı kaç kaldı? 1 bir birmiş. E buradan 1 bir birim neresi oldu? Burası yani L noktası olmuştur arkadaşlar. Evet. ikinci bir soru tipi arkadaşlar. Kürenin dengedeymiş bu durumda. ip gerilmesi T ve tepki kuvveti ne? Buna göre kürenin konumu değişmeden daha uzun bir iple L'den asılırsa bakın. Daha uzun bir iple asarsam şöyle Bakın ne etkilenecek? Şu açı. Bakın. Ne oldu? İlk durumu şöyle düşünelim. Biraz daha açıyı belirginleştirmek istiyorum size. İp gerilmesi şuydu. T1 diyelim. Aşağı doğru bunun bir ağırlığı var P. Ve buna istinaden de ne vardı? Bir tane N1 tepkisi var değil mi? İkinci durumda ne yapacağım? Bu T1'i şu hale getireceğim. Daha dik hale getirdim değil mi? Şu açıyı büyüttüm. Tepki N2. Şimdi de P. Bakın. Şimdi <laughs> şu mantığı yürütebilirseniz bakın işlemden kurtuluruz bir küre şöyle bir duvara bu duvar olsun mesela bakın böyle dik duruyor. Sizce yan taraftan tepkiye ihtiyaç var mı? Yok neden? Bakın bu P'yi T dengelemiş bu yok. Yani bir küreyi ne kadar yana açarsanız siz bakın bunu birazcık yana açmaya başladım. O zaman bu ip gerilmesi büyümeye başladı. Daha da yana açtım. Hatta bu tepki bunu açmak için de ekstradan bir F kuvvet uygulayacağım değil mi? Neden bu büyüyor? Çünkü sen F kuvvetini büyüttükçe dengelemek için T'de. Yani bir küreyi ne kadar yana açıyorsan o kadar N büyük T de büyüktü. O yüzden bu duruma geldiğimde açı azaldığına göre bu da azalmaya başladı. Bununla bunun bileşkesi T olacağına göre bu da azalacak. Dolayısıyla her ikisi de azalmıştır arkadaşlar. Evet ne demiş? KLM ne cisimleri dengedeymiş. Düzgün türdeş çubuk. E bunun hali olsa da arkadaşlar etkisiz eleman çünkü ipin altında değil mi? KLM için hangisi doğru olabilir? Şimdi matematiksel olarak çok güzel bir mucizeyle tanışacaksınız burada. Şekildeki sistem dengede. Al moment K var 2. L var 1 değil mi? Eşittir. Karşıda M var uzaklığı dengeye 1. L var 2. Şu L'yi de karşıya atarsam ne oldu? 2K eşittir. M artı L diye bir denklem kaldı. Şimdi bunu ne olabilir diye soruyor. Arkadaşlar bu çok özel bir durum. Bakın K dediğiniz şey nedir? M artı L bölü 2 ise sizin matematikte çok iyi bildiğiniz bir şey karşılık geliyor bu. Bununla da arkadaşlar aritmetik ortalamadır. Bunun anlamı ne demektir? K L ile M'yi toplayıp yarıya bölünmüş hali ise K bunların arasındaki bir sayıdır. Bakın hiçbir şıkta arasında göremiyorum. Sadece A şıkkında K bunların arasındadır. Mesela bak buna 3 ver, buna 1 var. Bu iki çıktı aradadır. Aritmetik ortalamanın bir fiziksel yorumuydu. <laughs> evet. Ağırlığı P olan bir cismin bağlı olduğu iple F kuvvetiyle tutulunca sistem dengede ise kuvvetin büyüklüğü ne kadar? F bölü P. Ne yapıyoruz? Hemen bakın şöyle bir çizik çekerek ne yapıyorduk? Burada lamiyi oluşturalım arkadaşlar. Bakın burası dik. Şu açı 37, 53. Şuralar dik ve dik. Bakın P'nin karşısında kaç var? 90 derece var. F'in karşısında kaç var? 127 derece var. Ve son olarak da bu ipe de T diyelim. T'nin karşısında kaç var? 53 artı 90'dan 143 derece var. Neydi kuralımız hatırlıyorsanız? Küçük açıyı görenler büyüktü. P büyüktür, F büyüktür, T miydi? E o zaman hangi üçgen? 37, düş 90 hatırlayın artık. 5K, 4K, 3K değil mi? Neyi sormuş? F bölü P nedir? Bakın F kaçın katı? 4. P kaçın katı? 5. Sorunun cevabı 4 bölü 5. Evet çok güzel bir soru. Çok iyi hazırlanmış bir soru da. Şimdi ne demiş? Düşey kesti verilen bir kap. Ne yapılıyor? Sabit debili suyla K'ya kadar dolduruluyor. Bu esnada X ve Y'nin tepkileri. Bakın her bölme P olsa. Şu anda hiçbir kuvvet yok. Ne yaptık? Diyelim şu iki bölmeyi doldurduğumuzu düşünsek. Total ağırlığımız kaç oldu arkadaşlar? 2P. Ne oldu? 2P iki desteğin de arasındayken ne olur? X hemen yani bu dolana kadar ne diyebiliriz? X bir NXP oldu. NY de yine P oldu mu arkadaşlar? İlk 2P'ye kadar. Sonra ne oluyor? Dikkat edin işte buradan sonra işte biraz işler güzelleşmeye başlıyor. Siz bu sefer bu üste koymaya başlıyorsunuz değil mi? Ve 4 tane bölmeydi o. Bu 4P nerede ağırlığı? Burada. Bakın hepsi kime bindi? Y'ye mi bindi? Bak bu 4P'nin hepsi Y'ye bince en Y'ye bir de 4P daha geldi mi? Ama ondan sonra X değişmedi. Çünkü bütün ağırlık bunda. O zaman ne oldu? En X sürekli artar. Yanlıştı. Ama en Y sürekli olarak arttı. Doğru. Ve son durumda bu arkadaş 5P. Bu arkadaş da P olduğuna göre Y X'in 5 katı mı olmuştur? Evet. O zaman 2 ve 3 uygundur arkadaşlar. <laughs> evet güzel bir soru. Ağırlıksız bir çubuk. Bir ucuna K cismi diğerine 8P ağırlığındaki bir L asıldığında dengedeymiş. K'nın en küçük değerine en büyük değer. Bakın işte burada dikkat edin. Yani çift destekte. K'yı az yaparsanız ne olur? Bakın çift desteğin üzerine durduğunu düşün. Az yaparsan, bak çok yaparsam ne olur? K'yı çok bastık. Böyle yattınız. O zaman çok olursa buradan moment alacağım. K'yı alırsam ne olacak? Bu sefer L ağır basacağı için böyle mi yatacak sistem? O yüzden de az olursa da buradan. O zaman önce ne diyor? En küçük değer. O zaman buradan moment alalım. Çubuğun ağırlığı da olmadığı için bakın bunu hiç görmüyorum. Buradan moment alıyorum. 8P'nin buraya olan uzaklığı kaç? 1. K'nın ağırlığının buraya olan uzaklığı 4. O zaman K'nın minimum değerini biz bulduk. Ne kadarmış? 2P. Peki çok olmasını istersen ne yapıyorum? Buradan moment alıyorum. Bakın buradan moment alırsam. K'nın oraya uzaklığı 2P. 2 birim. 8P'nin oraya uzaklığı 3 ise K'nın maks değeri de kaç yaptı arkadaşlar? 24 bölü 2'den 12P yaptı mı? Ne demiş? En küçüğün en büyüğe 2 bölü 12. Yani 1 bölü 6 olacaktı. Evet. Ağırlığı önemsenmeyen çubuklarla kurulmuş düzenekte K ve L cisimleri F1, F2 kuvvetleriyle dengelenmiş. Destek tepkisi eşitmiş. Yani bu ne diyor? Bu da ne? Değil mi? Şu da neymiş değil mi? Aynı tepki. Sana diyor ki PK bölü PL. Bakın arkadaşlar. Sana K ve L lazım. Ortak ne var? N var. F1, F2'ye ihtiyacım yok ki. O zaman ben şuradan moment alırsam. Burada da buradan moment alırsam bulacağım. Bakın. N var. Uzaklığı kaç bu burada desteğe? Buradan alabilirim. N çarpı 2. K'nın buradan uzaklığı 3. O zaman K'nın cevabı ne oldu arkadaşlar? 2N bölü 3'tür. Peki buradan moment alırsam ne oldu? N'nin uzaklığı buraya 1. L'nin uzaklığı 3'de. D'nin cevabı ne oldu arkadaşlar? N bölü 3'tür. E oranları sorulmuş. N bölü birbirini götürürse arayacağınız cevap ne kaldı? Yalnız 2 kalmıştır. Unutmayın bir şey demiştim. Nereden moment alırsan al. Dengedir. Güzel bir soru. Türdeş dikdörtgen defa iple dengedeymiş. İpteki gerilme kuvvetini bulmak için. Şimdi bakın. Türdeş olduğuna göre bunun ağırlık merkezi nerede? Şurada. Ne kadar? mgpd mi diyoruz hatta böyle diyoruz değil mi ve buradan denge değil mi bakın arkadaşlar burada bir güzellik var burası ise burası da d değil mi işte bir çubuk sisteminde bunu konu anlatımında anlatmıştım denge ve momenti konusunu anlattığımda anlatmıştım şimdi bu tl bu mg zıt yönü arkadaşlar bak bu aşağı bu yukarı o zaman direkt moment alabilirsiniz hiç açılarla muhatap olmayabilirsiniz ne gibi mg çarpı d t çarpı 2 d'den hemen t'nin cevabı nedir arkadaşlar? mg bölü 2. Senin buradaki alfa ya da teta açısına ihtiyacın yok. Bana ne lazım? m ve g lazım. O zaman lefonun kütlesini bilmeliyim. Bir de g ye yer çekimi yemesini bilmeliyim. Alfayı ya da lefonun boyutları. Yani bu d yerine x olsa ne olacak? Bu bunun türdeş olduğu için zaten iki katı. d yerine 2 d yazsam burası da 2 d. Sonuçta gene gitti onlar da. O yüzden bana 1 ve 4 yeterlidir. Bu arada uyarayım sizi bu konuda. Yer çekimi fiziksel olarak bir, bir sabit değildir arkadaşlar. Adam diyor ki mesela defanın kütlesini ben biliyorum. Yer çekimini bilmeme gerek yok arkadaşlar. Bilmek zorundasınız. Yer çekimi iğmesi bir sabit değildir. Bunu mutlaka ve mutlaka tüm sorularda g'yi mesela atıyorum basınç sorusu soruyoruz bazen adama hdg hatırlıyorsanız. Şimdi diyor ki g'ye gerek yok arkadaşlar. Siz bu formülleri mutlaka g'li hali bilin. Mesela kaldırma kuvveti V batan d sıvı g diyoruz değil mi? Bakın G'yi bilin arkadaşlar. G bir evrensel sabit değildir. Bir fizik sabiti değil arkadaşlar. Duruma göre de değişebildiğini de unutmayın. Bunu da sorular için unutmayın kesinlikle. Evet testimizi bitirdik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.